Merhaba, ben Ömer Karışman. Bundan sonra zaman zaman beni altın elbiseli adamla görebileceksiniz. Bu hafta KTM Dakar kahvaltısındaydık. Merhaba, dünyanın en zor rallisi Dakar'a katılacak olan Selçuk Bektaş'la beraberiz. Yarışa çok az bir süre kaldı. Hazır mısınız? Nasıl hissediyorsunuz? %100 hazırım. Çok iyi hissediyorum. Artık start zamanı gelsin de gazı açıp gidelim diye düşünüyorum. Çünkü bu yaklaştıkça insan yavaş yavaş o bütün birikimin artık bir sonuçlanmasını, meyvesini bir an evvel almak istiyor. Aktif bir çalışma hayatınız var. Bunun arasında yarışa hazırlanmanız zor oluyor mu? Ne gibi zorluklarla karşılaşıyorsunuz? Tabii ki zor oluyor. Çünkü dediğin gibi çok yoğun, aktif bir çalışma hayatım var. Fakat burada şunu da söylemek istiyorum. Aslında insan disiplinli olarak ben bunu yapacağım, bugün antrenmana gidiyorum, şu gün şunu yapacağım gibi planlarsa her şeyi yapacak vakit bulabiliyor. Günde bir saat bile ayırsanız, mesela bir salona gidip bir fitness çalışması, o size inanılmaz bir kondisyon sağlıyor. Peki motorunuzda bu sene ne gibi yenilikler var, ne gibi değişiklikler var acaba? Şimdi motorumuz baz olarak KTM 450 XC Enduro motosikleti, Enduro Special yarış motosikleti. Ama tabii Dakar'a katılabilmek için bunun üzerinde birçok modifikasyonlar yapıyoruz. Özellikle bu Dakar için çok önemli birkaç tane üzerinde bize fayda sağlayacağını düşündüğümüz ve şu ana kadar yaptığımız yol testlerinde gerçekten motorun kullanımı, handlingi bakımından süper hissettiren bazı değişiklikler var. Bunlardan birincisi bu sene uyguladığımız arkada bu 18 litrelik depo. Depo konumu ve yapısı itibariyle çok uygun bir şekilde yerleştirilmiş. Ağırlık merkezini inanılmaz efektif dağıtıyor. Motoru kullanırken hiç öyle sanki 30 litreyle sürüyormuşuz gibi değil. Normal üzerindeki 8-9 litrelik depoyla sürüyormuşuz hissini veren bir setup oluşturduk. Çok memnunum ben açıkçası. Onun dışında üzerinde bu KTM'in yarış takımının kullandığı tarzda WP amortisörler var, özel modifiye. Bunlar da sürüş bakımından çok avantaj sağlamakta. Yine motoru geçtiğimiz senelere göre daha hafifletmek, kiloyu daha optimum düzeye indirmek bakımından bu sene karbon bir alt koruma kullandık. Bunun üzerinde gördüğünüz gibi bir de su hazneleri de var. Çünkü Dakar'da yanınızda 3 litre su taşımanız lazım. Camelback'te taşıdığınız dışında. O da bu sene uyguladığımız yeni bir şey. Çok hafif olması nedeniyle o da motorun handlingi bakımından negatif bir etki yapmıyor. Ön tarafta da navigasyon kulesini de ben biraz ufalttım bu sene. Biraz daha kompakt hale getirdim. Ve grenaja da bir cam ekledik. Gördüğünüz gibi ön tarafta grenajın ön tarafının yarısını camla kapladık. Bu da sürüşte insana bir nasıl söyleyeyim, ferahlık veriyor diyebilirim. Bu sene yanılmıyorsam teknik servis desteği de alacaksınız. Bununla beraber hedeflediğiniz bir finish sıralaması var mı? Yoksa amacınız sadece finish'e ulaşıp bayrağımızı orada finish'e ulaşan yarışlarla beraber dalgalandırmak mı? İlk hedefimiz Türk bayrağını finish'te dalgalandırmak. İkinci olarak da zaten bunu başardığımız zaman mutlaka klasmanda belli bir yerde olacağız diye düşünüyorum ben. Çok teşekkür ederiz. Şimdiden başarılar diliyoruz. Biz de buradan merakla ve heyecanla izliyor olacağız sizi.